Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün yine efsane bir ürünle karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konuğu Xiaomi'nin 8K'lık Android TV Box'ı. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü videomuzun konuğu Xiaomi'nin Android TV Box'ı 8K olduğu söylenen bir TV Box bu. Ancak üzerindeki yazılardan da görebileceğiniz gibi Çin versiyonu. Şimdi bu ürünü birlikte kutusundan çıkartacağız ve bize neler sunuyor? Yani Çin versiyonu olan bir Mi Box Türkiye'de kullanılır mı, kullanılamaz mı? Biraz buna bakacağız. Gördüğümüz gibi bu Mi Box 4S Pro beyaz bir versiyon. Gerçekten siyahına göre bence çok daha şık durduğunu söylemeliyim. Dediğimiz gibi bu ürün Çin versiyon ama 4K HDR desteği var. Yani şu üzerindeki Çinceden anlayabildiğim 4K HDR'ı birlikte çalıştırabildiği. Aynı şekilde arkasına baktığımız zaman yine dol bir audio'nun desteklendiğini görebiliyoruz. Bunun haricinde HDMI 2.1 gelmiş bu ürüne. HDMI 2.1'de desteklediğini söyleyelim. Burada en çok dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi 4K HDR'ın birlikte kullanılabiliyor olması. Yani 4K'da HDR'ı verebiliyor olması gerçekten önemli bir özellik. Bluetooth 4.2 varmış. Bu biraz eski kalmış bana göre ve aynı zamanda da yine Wi-Fi teknolojilerinden Wi-Fi 6'yı desteklemiyor. Ancak 5 GHz'de 2.4 GHz'de desteklediğini görebiliyoruz. HDMI 2.1 önemli bir teknoloji veri aktarımı konusunda gerçekten bu cihazda HDMI 2.1'in olması bize görüntü kalitesi açısından özellikle bu 4K HDR'ın 60 Hz olarak görünmesi noktasında HDMI 2.1'in oldukça önemli olduğunu söylemeliyim. Bu cihazda da yine şu an 2 GB'lık bir RAM kullanılmış. 16 GB'lık bir depolaması var. İşlemci daha önce A53'tü. Burada A55 olmuş. Ufak bir işlemci güncellemesi gelmiş. 64 bitlik bir CPU'muz var. Onun dışında şu an kutunun üzerinde dikkatimi çeken çok da bir şey yok. Zaten gerisi Çince. Şu an anlayabildiklerim bunlar. Kutu biraz yıpranmış olarak geldi. Şöyle etiketini hızlıca bir açalım. Gördüğünüz gibi bir önceki sürümün beyaz versiyonu bizi karşıladı. Burada Çince bir kullanma kitapçığı. Çin uçlu bir adaptör. Yüksek çözünürlük bir HDMI kablosu. Ve yine bir önceki kumandanın bu sefer beyaz versiyonu. Beyazın gerçekten çok şık durduğunu söylemeliyim. Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel duruyor şu şekilde beyaz. tabi içinden pil çıkmıyor. Yurtdışından buraya gelen gönderilerde çoğunlukla pil çıkmıyor gümrük problemlerinden dolayı. HDMI kablosu da oldukça kaliteli, yüksek kalite. Evet kutu içeriği bu şekilde. Dilerseniz bir de televizyonumuza takalım ve detay özellikleriyle devam edin. Arkasında bir adet güç girişi, bir adet USB girişi bir adet HDMI bağlantısı ve bir de AV girişi bulunuyor. Kumandası ise oldukça sade bir tasarıma sahip. Kumandanın üzerinde bir açma kapama tuşu, sesli komut tuşu, burada yön tuşları, bir orta OK tuşu, burada 3 tane kontrol ve ses açma kapama tuşu var. Bunun haricinde herhangi bir tuş yer almıyor. Oldukça sade, şık bir kumanda olduğunu söylemeliyim. Tabi beyaz kumanda kolay kirlenir mi? Bunu zamanla göreceğiz. Ayrıca bu kumandanın Bluetooth bir kumanda olduğunu da hatırlatalım. Yani bu kumandayı RM Pro gibi cihazlarla kopyalamak mümkün değil. Bu Bluetooth bir kumanda. Dolayısıyla da cihaz üzerinden Bluetooth'la haberleşiyor. Evet kurulum kısmında ürün Çince arayüzüyle bizi karşılıyor. Bir önceki versiyonla benzer bir şekilde kurulum gerçekleştiriyor. Kumandanın üzerindeki iki tuşa basarak önce kumandayı tanıtıyoruz. Daha sonra da kurulum adımlarına devam ediyoruz. Burada Wi-Fi'mizi seçip şifremizi girmemizi istiyor. Arayüz Çince tabii ama bunları anlayabiliyoruz artık. Daha sonra yine QR kodun olduğu Çince bir ekran karşılıyor bizi. Burada telefonumdaki Google Translate uygulamasının görsel çevirme özelliğini kullanıyorum. Televizyonuma doğru tuttuğumda otomatik olarak bunu Türkçe çeviriyor. Burada bir şeyler anlatıyor ama en altta atla butonunu gördüm. Ben de bu şekilde bu sayfaya geçmeye karar verdim. Geçtikten sonra da yine bizi Çince bir arayüz karşılıyor. Tabi burada bir tutorial var ama bu tutorial da Çince olduğu için bunu atladım. Şöyle sayfalara da bir bakalım. Yine telefonumdan burada yardım alacağım. Ayarlardan şöyle dil kısmından bunu İngilizce'ye çevirmek istiyorum. Ve evet İngilizce oldu. Bir kısmı hala Çince. Bir de arayüze bakalım. Arayüzde sadece menü İngilizce oldu. Onun haricinde yine her yer çince gibi gözüküyor. Evet, yani videonun başındaki heyecanım şu an kalmadı diyebilirim. Hatta bu video böyle büyük bir hayal kırıklığına doğru gidiyor. Burada bir Mi Home uygulaması var. Buna şimdi giriş yapmayacağım. Modlar var burada. Evet burada bir çocuk modu var. Çocuk modu olması güzel. Çocuk içerikleri var ama tabi bunlar da hep Çince. Bundan da geri gelelim. Evet biraz şu arayüzü kurcalayayım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet bir süre bekledikten sonra böyle güzel görüntülere geçiyor. 4K görüntüler bunlar. 8K değil. Ama televizyon açılır açılmaz sağ üstte HDR logosu çıkıyor. Yani HDR'ı otomatik olarak algılıyor. Ama biraz kurcaladım az önce kamerayı da durdurup. Gerçekten benim için bir hayal kırıklığı oldu. Ürün tamamen Çin odaklı tasarlanmış. Tabii alırken de zaten Chinese versiyon olarak almıştık. Ama ben bu kadar da Chinese olabileceğini beklemiyordum açıkçası. Ne Google servisleri var ki biliyorsunuz Çin'de Google servisleri kullanılmıyor. Ne bir Netflix var, ne de herhangi başka bir uygulama var. Menülerin tamamı Çince. Yani İngilizceye çevirmiş olmamıza rağmen sadece buralar İngilizce oldu. Burada kullanışlı olabilecek bir tek Mi Home uygulaması var. Buradan Mi Home uygulamasına giriş yaparak evinizi buradan kontrol edebilirsiniz. Onun haricinde de bir de ilgimi çeken şurada screen cast özelliği var. Buradan telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Onun haricinde bu cihaz Türkiye'de çok kullanıma uygun değil. Şurada bir Mi Store var. Burada ürünleri görebiliyorsunuz. Xiaomi'nin ürünlerini. Ama arayüz tabi yine Çince ve fiyatlar yuan cinsinden. Burada da bir uygulama marketi var ama burada yine bizim kullandığımız uygulamalardan ziyade Çin uygulamaları, Çin oyunları vesaire mevcut. Yani tamamen Çin odaklı bir cihaz. Şahsen Mi Home ve Screencast özelliği için alınmıyorsa alınmayacak bir cihaz. Ben sadece beyaz gördüğüm için ve bir Mi Box arayışı içerisinde olduğum için çok araştırmadan aldım ama tabii pişman oldum. Onun dışında burada uygulamalar var. İşte bir Game Center var. Yine anime ağırlıklı oyunlar. Daha sonra burada bir galeri var. Herhangi bir şey yok. Burada USB'nizi takarak içine bir şeyler atabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tamamen Çince bir ürün bu. Yani ilk başta ayarlardan bunu İngilizce'ye çevirdiğimde bayağı umutlanmıştım açıkçası. Ama sadece menüyü İngilizce haline getirmiş. Burada lokasyon bazlı bir değişiklik de yapabilirsiniz aslında ama yine Çin'den bir lokasyon seçtiriyor. Yine global bir versiyon değil. Tabi televizyonumda benim 4K o yüzden 8K özelliklerini de deneyemedim ama burada 4K 60 Hz'i net bir şekilde alabiliyorum. Zaten ayarlar üzerinde geldi. 8K şu an çözünürlük. Televizyonum 8K olmadığı için zannediyorum burada gözükmüyor. Tabi şu an çok yeni bir cihaz olduğunda söylemeliyim. Buna ilerleyen zamanlarda bir güncellemede gelebilir. Umarım Türkçe olmasa bile İngilizce içerikler gelir. Biz de bu şekilde kullanırız. İngilizcenin gelmesi bile şu an bu cihazın kullanılabilmesi için yeterli ama şu anki haliyle çok kullanılabilir bir cihaz değil benim için. Biraz boşuna almış oldum galiba. Gördüğünüz gibi içerikler de şu an Türkiye'de kullanılabilir halde değil. Bu da yine telif haklarıyla alakalı bir durum zannediyorum. Bizim ülkemizde kullanılabilecek durumda olmadığı için içerikleri de burada tüketemiyoruz. Yani bu ürünü almak isteyen olur mu bilmiyorum ama ürün linkini yine de açıklamalar kısmına koyacağım. Ama dediğim gibi bence çok alınabilir bir ürün değil. Evet Mi Box 4S Pro'muzun incelemesini birlikte gerçekleştirdik. Şu an Türkiye için çok uygun bir cihaz olmadığını düşünüyorum ben şahsen ama ilerleyen zamanlarda belki bir güncelleme gelir. Belki de bir Avrupa sürümü çıkar. Şu an için yani bu videoyu çektiğim zaman herhangi bir Avrupa sürümü yoktu bu ürünün. O yüzden biz de Çin versiyonunu temin ettik ve Türkiye'de kullanılabilir mi kullanılmaz mı bir buna bakmak istedik. Ben şahsen kullanılamayacağını düşünüyorum. Yani şu an için o kadar Çince arayüzünün içerisinde bu olmaya gerek yok gibi geldi bana ama bu konuda sizin fikirlerinizi de gerçekten merak ediyorum. Yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Yani bu ürün Türkiye'de kullanılabilir mi? Siz olsanız alır mısınız? Yoksa Avrupa versiyonunun çıkmasını bekler misiniz? Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.